Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Galatasaray sezon başında oldukça iddialı bir kadro kurmuştu. Birçok önemli ismi kadrosuna katan Galatasaray'da o dönem ismi gündeme gelen ancak sonradan transferi yatan golcü isim şimdi transfer olduğu takımda şov yapıyor. Icardi, Seferovic, Mata, Raşika, Mertens, Duboy, Torera, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Fredrik Midjö, Yusuf Demir ve Matias Ross gibi önemli isimleri transfer etmişti. Markao bonuslarla birlikte 15 milyon euroya Sevilla'ya satıldı. Batuhan Şen, Mustafa Muhammed, Cikıldao ve Morutan kiralandı. Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç Ankara gücüne kiralandı. Emre Akbaba Adana Demir Spora satıldı. Aytaç Kara, Beybıl, Sekidika, Ömer Bayram, Luindama, Alpaslan Öztürk, Oğulcan Cağlayan, Omar El Fauli, Feauli, Semih Kaya, Arda Turan, Fatih Öztürk gibi isimlerle yollar ayrıldı. Galatasaray'da transfer devri arasında da devam etti. Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı sessiz sezasız kadrosuna katan Cimbom, ardından Hatay Spor'dan Solbek Samadekube'yi transfer etti. Galatasaray'ın devre arası asıl bombası Nikolozanyolu oldu. 23 yaşındaki futbolcu 15 milyon euro artı bonuslar karşılığından Roma'dan 5 yıllık taksitle transfer edildi. Devre arası transfer döneminde Galatasaray'da iki isimle yollar ayrıldı. Haris Seferovic'den istediği performansı alamayan sarı-kırmızılı takım golcü futbolcunun kiralık sözleşmesinden çıktı. Seferovic dışında performansından memnun kalınmayan Patrick Van Aanholt, PSV'ye kiralanmıştı. PSV ardından Galatasaray'la bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu gelecek yıl için de kiraladı. Şampiyonluk adına önemli bir kadro kuran Galatasaray Lig'in ilk haftalarında çok istikrarlı bir görüntü çizmese de sonrasında 14 maçlık rekor galibiyet serisi yakaladı. Okan Buruk ve öğrencileri şampiyonluk yolunda önemli bir adım atarken bu seri Konya Spor mücadelesinde sona erdi. Sarı-kırmızılı takım ligin formsuz takımına yenilerek seriyi devam ettiremedi. Galatasaray sezon başında Inter'le sözleşmesi sona eren Alexis Sanchez için girişimde bulunmuş ancak Şilili Yıldız'ın tercihi Marsile olmuştu. Hatta o dönem Arda Turan'da Erden Timur'la beraber İtalya'ya gitmiş oyuncu ile yemek yenmişti. Ancak tüm bunlara rağmen tecrübeli Forvet Fransa'ya transfer oldu. Galatasaray'da transferin bir numaralı ismi Erden Timur o dönem görüşmeleri, Alexis Sanchez transferi için birkaç yemek daha yememiz gerekiyor. Alexis Sanchez, ilgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Böyle birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Bir pozisyon için aynı anda minimum 4-5 oyuncuyla pazarlık ederseniz eliniz kuvvetli oluyor. Çok değerli bir oyuncu ama başka oyuncular da var. Hepsiyle süreç devam ediyor, diyerek açıklamamıştı. Alexis Sanchez bu sezon Marsilya formasıyla 34 maça çıktı ve 16 gol, bir asistlik performans sergiledi. 34 yaşındaki futbolcu 25 lig bir maçında 12 gol atarken, 5 şampiyonlar ligi maçında 2 gol ve 4 Fransa kupası maçında 2 kez fileleri havalandırdı. Bir dönem 70 milyon euro piyasa değeri bulunan Şilili Forvet'in güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro. Sanchez'in Fransız ekibi Marsilya ile bu sezon dışında bir yıl daha opsiyonlu sözleşmesi bulunuyor. Marsilya'nın sportif direktörü Javier Ribalta, Galatasaray'ın Alexis Sanchez'e sunduğu sözleşme şartlarını Fransız basınına açıklamıştı. Telefuta yaptığı açıklamada Ribalt'a, Aslan'ın Yıldız Oyuncu'ya yıllık 4 milyon euroluk bir teklif yaptığını söylemişti. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.